Merhaba arkadaşlar, ben Sipahşi TV'den Zahit. En sevdiğim YouTube kanalı Sipahşi TV. Bugün sizlerle dünyanın en iyi oyunu PUBG'yi oynayacağız arkadaşlar. Son bölümde Sanhok haritasını oynamış beğenmiştik. Merak eden arkadaşlar bu videoyu beğenip paylaşıp ilgili videoya jumplayabilir arkadaşlar. Onu da tabii beğenip paylaşabilirsiniz. Ondan sonra da izleyebilirsiniz. Ayrıca yine unutmazsam kart ekleyeyim. Kolay jumplayın. Bugün çöl haritasını oynuyoruz. Gördüğünüz üzere beybiler. 1,5 saat loot yapacağız. Sonra devam edeceğiz. En sevdiğim. Geçen oyunda arkadaşlar bahsettiğim üzere Facebook sayfası açtım. Hala Facebook kullananlarınız varsa içinizden beklerim dostlar. Facebook ne alaka diye düşünen arkadaşlar olabilir. Şöyle ki biliyorsunuz tüm ağlayan YouTuber'ların ortak dertlerinden biri yeni bir video yayınladıktan sonra bildirimin takipçilere gitmemesi. Facebook'ta videonun haberini verirsek belki oradan daha kolay ulaşma imkanınız olur arkadaşlar. Yani her şey siz kaliteden mahrum kalmayın diye. Eğlenceden mahrum kalmayın diye arkadaşlar. Aynı zamanda tarihin birinde Instagram'da açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tabii tarihin biri derken oradaki bir tarih sayı sıfatı değil. Tamam mı? Gaza gelmeyin. Sonra 2 Ağustos'ta hayırdır Instagram nerede falan filan diye sormayın. Gerçi kimsenin soracağı yok. Kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz. Yine de söyleyeyim dedim yani. Oturdum, düşündüm ve dedim ki YouTube'da düzensiz videolar yayınlıyorum. Bir gün yayınlıyorum, 4 gün yayınlamıyorum. Sonra 2 gün yayınlıyorum, 3 gün yayınlamıyorum. Sürpriz video geliyor filan. Sonra bir tane daha patlatıyorum bilmem ne. O halde neden Instagram ve Facebook'ta da düzensiz paylaşımlar yapmayayım? Neden oraları da çöpe çevirmeyeyim diye düşündüm arkadaşlar. Ortamlarda adımız bulunsun. Bir diğer sebebi de o. Güzel medkitlerimizi buluyoruz, silahlarımızı buluyoruz. Dediğim gibi burada uzun bir süre loot yapacağız beybiler. Bakıyorum. Bu arada yorumlarda Warhol.tr adlı arkadaşımız daha öncesinde söylemişti. Ben de H1 videosunda bahsetmeyi düşünüyordum ama sonrasında öğrendim ki PUBG de varmış işin içinde. Discord hesapları varmış. Orada grup yapıp oyun oynuyorlarmış arkadaşlar. Takım arkadaşı arayan kişiler kendisiyle irtibata geçebilir. Nasıl geçebilir? Açıklama kısmında linki vereyim. O şekilde ulaşabilirsiniz. Kendisini tanımıyorum ama mesajlardan tanıdığım kadarıyla yaptığım tahlillere göre şeker bir insan gibi görünüyor. Orada takımlarınızı kurun, beraber oynayın. İmkan bulabilirsem ben de Discord olaylarına girmeyi düşünüyorum ama bulamıyorum. Bayağıdır yani bir senedir bulamıyorum. Ümidim de yok. Ama siz girin arkadaşlar. Bu arada ben böyle bandaj kullanırken filan tab açıyorum saatlik böyle malzemeleri alırken de triplere girmiyorsunuz değil mi? Bu nasıl oyuncu kısa yol atamamış falan filan şeklinde düşünmeyin. Keyfim böyle istiyor. Ondan böyle oynuyorum. Yoksa dediğim gibi yani ben de biliyorum kısa yol atamayı. Keza H1'de o şekilde oynuyorum. Yanlış anlama olmasın guys. Evet, kırmızı içimizde patlayabilir. Bayağı malzeme bulduk. Silahta biraz sıkıntımız var derken onu da hallediyoruz. Şöyle vektöre atak mı? AKM. AKM'yi artık yakın mesafe silahı olarak kullanıyorum arkadaşlar. Eğer yani silahları bulabilirsem yakın mesafe AKM yapıyorum. Uzun mesafede işte SKS, SLR falan filan M24 ne bulursak artık. Uzun mesafede çünkü iyi değil. O değil de bir şey anlatacağım. Geçen berberdeyim arkadaşlar. Çok televizyon izleyen bir insan değilim. Hatta hiç izleyen bir insan değilim. Yani en son Dünya Kupası maçlarını izledim biraz.
Onun öncesi karanlık. Onun öncesini hatırlamıyorum bile. İşte berber saçlarımı kesiyor. TV de var tabii. Ama öyle bir kör bir noktaya koymuşlar ki yani ne direkt olarak görebiliyorum televizyonu ne de aynalardan falan hiçbir yerden göremiyorum. Radyo gibi dinleyebiliyorum sadece. Tabii belgesel açık yani. Şimdi berber dediğin belgesel izler. Belgesel açık. Reklamlara girdi. Ya, televizyon izlemediğim için bazen reklamlar da arada dikkatimi çekiyor. Sonra bir şey duydum. Nasıl yani dedim. Yani çünkü son anda duydum böyle. En abaza gov.tr e-devlet üzerinde kullanıma açılmış arkadaşlar. Yani o şekilde bir şey duydum. Çüş dedim başımıza taş yağacak. İşte reklam da dikkatimi çektikten hemen sonra bitti yani. Tam olayı kavrayamadım, anlayamadım. Merak ediyorum, bakamıyorum da kafamı çeviremiyorum. Berber triplere giriyor. Şey oldu. Çıldıracağım yani. Bu soy ağacı mevzu olmuştu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. İşte herkes yüklenmişti, e-devlet kitlenmişti, giremiyorduk. Ben çok geç öğrenebildim soyumu, sopumu. Şimdi bunda da böyle olmasın diye hemen bir an evvel bu reklamdan sonra girmek istiyorum. Bakalım diyorum yani ne kadar abazayım acaba? Devlette bu ne kadar abaza olduğum görünüyor. İşte aynı şey olmasın diye beklemek istemiyorum. Hemen tıraş bitsin istiyorum. Berber böyle yamuk yumuk bir şeyler yaptı. Nasıl abi iyi mi dedi. Perfect dedim. Parayı verdim. Üstünü beklemeden dışarı çıktım. Hemen telefona sarıldım. Acaba ne kadar abazayım? En süper abaza benimdir kesin falan filan. Böyle düşünüyorum. En azından %1'lik dilimdeyimdir. Dürbünler. Diye düşünürken işte Google'a en abaza gov.tr yazdım. Sonuç benim için son derece hayal kırıklığı oldu. Çünkü o sitenin yani konunun orijinali e-nabızmış arkadaşlar. İnsanın tabii fikri neyse zikri de o oluyor. Biz lafı totomuzdan anlamışız. Sıkıntı yok yani arkadaşlar. E-devleti çökertmeyin. İnsanları sıkıntıya sokmayın. İnsanlar rahatlıkla e-devlete girebilsin. Çünkü dediğim gibi yani e-nabız bu fiziksel işlemler sizin psikolojik sorunlarınızla hala ilgilenmiyorlar. Ama günün birinde yani en azından buradan bir tavsiye olsun. En abaza.gov.tr diye bir link de açarlarsa takip ederiz yani. Ne oluyor ne bitiyor diye bakarız. Evet. Tamam şimdi e-devlet kendi sorununu kendi çözsün. Biz daha fazla konuşmayalım. Her yeri ben kurtaramam arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Bu hafta içi veya diğer hafta içi yani 2-3 hafta içerisinde diyeyim. İnsanların girdiği saatte oyuna girebilme ihtimalim var. Böyle 8 ile 1 arası filan. Tabii 8 ile 1 arası dediysem 5 saat değil. Yani en fazla 1 saat zaten oynayabilirim. Yani diyeceğim o ki işte bazılarınız abi ben süper oynuyorum. İşte bazılarınız 1 milyon saatim var. Çok neşeli insanım, muhabbetim iyidir, kanalına çok faydam dokunur falan filan. Hatta şimdiden bir şey değil yardımlarım için diyen insanlar oluyor. O arkadaşlar pusuda kalırlarsa belki bu hafta beraber oynama imkanımız olur. Yorumlarda genellikle yani Steam'de karşılaşabilirsek oynarım diyorum. Böyle tırbırı yapıyorum. Aslında gerçekten de öyle yani karşılaşırsak oynarım ama çok zor yani ben... Biliyorsunuz gece 3'te 4'te. Bilmiyorsanız da öğrenin. Ancak o saatlerde girebiliyorum. O saatlerde de işte fazla eleman da olmuyor. Zaten arenada da bekliyorum falan filan. Derken neyse. İşte bu hafta bu hayalimiz gerçek olabilir arkadaşlar. Tabii şöyle bir şey de var. Zamanımız kısıtlı olduğu için böyle hani 2-3 kişiyle oynarım. İşte 5-10 kişiyle oynayamam. Darılmaca gücenmece yok. Buradan aşağı atlayayım mı ya? Hızlı olan kazansın arkadaşlar. Allah'ım ne abarttım. Sanki kuyruk var yani. Sanki siz de kuyruk yaptınız. Şurada bana uygun bir şeyler var mı diye baktım ama yok galiba. Neyse böyle yani. Şimdi aklıma gelenler bunlar. Biraz da oyuna konsantre olalım. 50 kişi kaldı. Şeyler bulduk. Evet. Güneşe ulaşacağız galiba. Ne kadar yükseğe çıktım. Aslında buraya çıkmamın ödülü olarak bana uzun mesafe silahı vermesi lazım bu oyunun.
Ama yapmıyor işte, böyle güzellikler yapmıyor bu oyunlar. Ne yapalım? Bu da onların hatası diyelim. Evet arkadaşlar, şöyle çembere doğru ilerleyelim. Şimdi ne oldu lan? İnşallah görüntü bozulmamıştır. Benim ekranda bir sıkıntı oldu. Tamam. Sesler geliyor sağ taraftan. Nereyesiniz? Göremedim. Yakından geliyor aslında. Şimdi burada da adam olabilir diye düşünüyorum. Çünkü tam sınır. Tehlikeli bir yer. Şöyle aha da bir eleman gördüm. Evet. Bir kere öptüler. Hadi be. Güzel. Birinin ne diyeyim? Kase attık yani. Yine birinin rızkını aldık. Daha doğrusu alabilecek miyiz bilmiyorum. Çok uzakta. Oraya giderken ben de av olurum. O yüzden şimdilik gitmeyeceğim. Ama yerini tespit ettim arkadaşlar. Şurada biraz pusayım. Arkamızdan gelen var mı? Arkamızdan gelen var. Ben niye hep aynı hatayı yapıyorum acaba? Nereye gitti mermiler? Uzayda kayboldu arkadaşlar mermiler. Yerimizi tespit. Anam. Anam. Ava giderken avlanacağız dedik. Sıkma 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 dur. Haydi şu adam da avantajlı pozisyondaydım. Şimdi dezavantaja düştüm. Kendine kavraldı. Beni de gördü büyük ihtimal. Bak geliyor sinsi. Şu ağacın arkasına geçmeden. Sıksaydık iyi olurdu. Neredesin? Gaz geliyor, onu iteleyecek. Bize de gelecek gerçi. Ağacın arkasında. Güzel. OMG. Çok iyiyim ya. Şu dürbünü açmadan sanki daha iyi vuruyorum ben ya. Aslında tam dürbünü açmayınca sanki noktaya doğru gitmiyor diye düşünüyorum bu PUBG'de. Ama dürbünü açmadan vurdum neyse. Şimdi şurada DKS. Bunları atalım. DKS'mizi alalım. Ondan sonra şunları taktık. Alamıyoruz. Ne yapacağız? 556'ya ihtiyacımız yok. Şöyle mermileri alalım. Başka. Güzel. Başka. Tabii yapalım. Çünkü gaz iteliyor bizi. Güzel. Güvenli bölgeye gidelim. İnşallah deminki adam hala bizi beklemiyordur. Bence beklemiyor çünkü uzun zaman oldu. Ben uzun zaman hani gaz da geldi. Artık bana bakmıyordur herhalde. Ama hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Şu an çok tehlikeli bir durumdayım. Ağaçla kendime tabii cover alabilirim ama
Merminin nereden geldiğini görmem lazım. Şimdi yeni çemberin içine geldik. Aslında burası güzel. Ben burada yatarım arkadaşlar. Ya ben de şöyle bir sorun var. Ben böyle beklemeyi seviyorum. Yani böyle biraz aksiyon, biraz adam vurayım, ondan sonra biraz bekleyeyim. Sonra bir daha aksiyona gireyim falan. Seviyorum böyle. SKS'mizi de tamamladık yani. Canımız biraz dolsun. Kalp atışlarımız normale dönsün. Ayarlarımızı yapalım. Silahlarımızı yerleştirelim. Otomatiğimizi otomatik. Tekliğimizi tekli yapalım. Titriyorum bakın korkudan. Burada ne kadar gaz yayılıyor. Ne yapsam bilemedim. Şimdi arkadan adam gelirse görmem lazım bir kere. Gelmiyor bence. Ya da en azından ses duymam lazım. Şimdilik yine Gucci'yiz guys. 14 kişi kaldı. Canımız da fullendi. Sayılır. Sayılır. Şimdi burada beklememiz yeterli. Ey yolcu, nereye gidiyorsun? Beklemeye devam sevgili dostlar. Sonuna kadar bekleyeceğim. Yeni yere göre bir şekil yapacağız. Evet, biraz uzağa attı. Bu bölge nasıl? Sizce? 1 dakika var. Ben adamı nerede vurmuştum? Burada. Bence kimse burada yok. Bayağı da zaten uzun zaman bekledik. Bence kimse burada yok. Benim için neylerim var bebeğim? Güzel sıhhiye çantası. Oo, bayağı tedavi edebilecek malzeme varmış. Şimdi ilk yardım çantam çok olduğu için tutucuyu alacağız tabii ki. Şimdi ne sesler geldi. Onları arkalayabilirdik ama boş verin arkadaşlar. Şimdi biz önce kendimizi bir güvenliğe alalım. Ben kaç adam vurdum bu arada? Ana! İyi tutturamadı. Bak sağda da adam var. Neredesin? Çok yakın, çok. Hemen tepenin arkasında bir... Aha. Çok iyi be. Çok iyi son anda. Arkaya geçseydi bizim için sıkıntı yaratacaktı. Ama şimdi iyi. İnşallah orada başka adam yoktur. Malzememiz bol olduğu için şurada adam var ama. Ulaşsak mı, bulaşmasak mı? Çünkü yerimiz çok iyi değil, görüyorsunuz. Şurada kimse yok. Güzel. Yeni pusu yerimiz. Vatana millete hayırlı olsun arkadaşlar. Sadece evet, bu bölgeden adam gelirse sıkıntı olur. Onun haricinde çok iyi yerdeyiz. Üsttekiler de bizi göremez. Arkadaki de göremez. Hiç kimse göremez. Silahlarım da çok iyi. Yani her oyun böyle olsa güzel sonuçlar çıkaracağız ama bazen olmuyor tabii. Gözlük almamışım ya. Keşke öldürdüğüm adamlardan gözlük alsaydım. Çok cool oluyorum arkadaşlar. Bu bölgenin de içindeyiz değil mi? Galiba içindeyiz. Şimdi PUBG'de şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Ses bazen, yani ya da bende öyle bir problem var. Tam olarak net gelmiyor. Mesela gelmiyor gelmiyor, bir anda pat 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 ses geliyor.
Adam dibime kadar gelmiş. Öyle sıkıntılar olabiliyor. O yüzden böyle silah dikip sağımıza sonumuza bakmamız gerekiyor. Şurada adam var. Onlar çatışsın. 6 kişi kaldı. Biz yine bekleyeceğiz. Güvenli bölgeye gideceğiz. Milleti arkalamaya çalışacağız. Her zamanki sinsi taktiklerimiz. Bilmiyorum, siz benden nasıl oyun istiyorsunuz? Böyle actionable bir oyun mu istiyorsunuz? Şurada alabilir miyiz? Nasıl? Aa. Biraz daha yukarı ateş etmem gerekiyordu. İn arabaya. Çok yanlış yapıyorum. Çok. Aslında onu gaz vuruyor, ben. Ne yapacak onlar? Neyse, ben içeride kalayım arkadaşlar. Şimdi onlar. Tamam, onun hava giderken avlanmayalım. Çünkü yukarıda çok rahat görebilirler bizi. Şu tepeliklerin arkasında adam varsa. Ben burada bekleyeyim. Gazla beraber çıkarım. Gaz bakalım vuracak mı bize. Güzel, vurmadı. Aa, yine aslında çok yakın ama dışarıda kaldık. Olsun, biraz bekleyelim. Şimdi 2 kişi kaldı. Ana, 2 kişi kaldı arkadaşlar. Şimdi ama nerede? Yukarıda mı? Şu aşağıdakilerden biri mi? Onu algılayamadım. Bilmiyorum yani, oyun fırsat verdi mi aslında algılamamıza? O sırada başka şeyler düşünüyorduk. Olmadı. Neyse, 50 saniye var. Heyecan dorukta. Kaç adam vurdum ben? 3 adam vurdum. Güzel. O. Nereden sıktı? Göremedim. Bekleyeceğiz. O yerimizi biliyor. Şimdi şu an o avantajlı. Ama bizi göremiyor. Belli ki. Çünkü sıkamadı yani. Bizi bekleyecek. Peki biz ne yapacağız? Bakalım. Şöyle adrenalini kullanalım. Az kaldı. Adam yukarıda. Oo, bu kötü oldu. Kötü oldu. Öldük guys. Hemen 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 kullan. Lan gaz da ona vuruyor ya. Tüh. Avantajımız dezavantaj oldu bir anda ya. Böyle. Yok, çok çok öne gidiyor. Oraya gelmiş midir ki? Göremedim ama. Ne yapacağız? Adam acaba soldan mı gelecek, yoksa aynı yerde mi? Ya hiç beğenmedim. Bak, aslında yerim çok iyi ama adamın yerini bilseydim bir şeyler olacaktı. Ama şu an neredesin? Göster kendini moruk. Ha, güzel. Orada. Şimdi. Etkiledi mi? Oo. Gelme, gelme. Arkadaş gelme. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Al bunu. 3 seviye kask. Ama bize sökmez guys. Güzel arkadaşlar.
Güzel bir birincilik oldu. Açıkçası ben tatmin oldum. Son adamla iyi çatıştık bence. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dediklerimi unutmayın. Kulağınıza küp olsun. Dediğim gibi bir sonraki oyunda görüşürüz.